Tamam, tamam. Sakin ol, sakin ol. Geliyorum hemen, pardon. Tamam, geliyorum. Türkan, iyi misin sen peki? İyiyim ben. Arabaya bindiriyorlar Mete. Tamam, sen ayrılma oradan. Ben geliyorum şimdi yanına. Kaç kişiler? Peşlerinden gideceğim. Taksi. Türkan, ne yapıyorsun? Peşlerinden gideceğim. Hayır, saçmalama. Aferin Türkan, aferin. Yardım edin! Sakin dur, sakin dur. Ben seni gezdirmek için kaçırtmadım. Öleceksin. Ne olur. Beni indir. Mehmet, bu bırakma. Ne olur. Ne olur, ben ne yaptım sana, ne olur. Hiçbir şey. Sen bana hiçbir şey etmedin. Allah'tan canımı çok yandırdı. Alo. Türkan'cığım merhaba. Hani senden bir şey rica etmiştim ya. Aldım ben onun, gerek kalmadı. Onu söylemek istedim sana. Ya Nilüfer Hanım, çok kötü bir şey oldu. Ya, Esra'yı kaçırdılar. Alo. Alo. Abla, bu çocuk oyuncağı değil. İleride polis göreyim, indireceğim seni. Bak ben avukatım, tamam mı? O kızın başına bir şey gelirse... ...o kaçıranla aynı suçu işlemiş oluyorsun sen. Şimdi kanunları saydırma bana. Devam et, yürü. Atan kardeşimi öldürdü. Tertemiz idi Ferman. Hiç canı yanmadı ona. Benim de canım yanmayacak sana. Evinirse. Ben haber edeceğim atan. Ne olur, ne olur. Lütfen babamla konuşacağım ben. Ne olur, istediğin her şeyi verecek sana. Ne olur, bırak beni, ne olur. Kardeşimi verebilmez. Ferman gitti. Abi duyuyor musun beni? Cevap ver. Esra'yı kaçırdılar diyorum. Alo. Alo. Orada mısın Murat Boztepe'li? Sus Nilüfer, sus, sus. Sus. Sen hemen eve dön, ben de geliyorum. Dön oğlum. Dön. Boztepe'li yaşatmaz beni şimdi. Affetmez. Yok, yok, ana yoldan ayrılmadık henüz. Fark ettiler mi peki sizi? Ya bilmiyorum işte, takip ediyoruz elimizden geldiğince. Sola dönerlerse orman yoluna giriyorlar demektir. Döndü. Tamam, sen orada durun orada. Orada durun, ben geliyorum şimdi yanına. Tamam, tamam. Ya
insan akrabasıyla bu kadar çok görüşmüyor. Hayırdır? Yardımın lazım. Esra kaçırıldı. Kim? Ortak düşmanımız. Maskeli, haysiyetsiz, telefondaki ses. Bilmiyorum, sana daha önce bu numarayı vermedim. Ama elimde başka bir şey yok. Yardım edebilir misin? İnşallah. Gerçekten üzüldüm Murat. Yani umarım en kısa zamanda kızına kavuşursun. Herkes kim olduğunu bul. Esra benim her şeyim. Elimden geleni yapacağım. Daha fazlasını yap. Daha fazlasını. Yaşadıklarımızı unuturum. İyiliğini unutmam. Tamam, burada dur oğlum. İndi tərbiyəli dur. Mən atanla söhbət edim. Alo. Necəsən boz səpəli? Kimsin lan sən? Aa. Belə biz tanışacaqsansa telefonu bağlayayım. Esra, Esra kızım sen misin? Yakşıdı. Kışkırırdı diye ağzına bağladım. Rahat dayanmırdı. Elini kolunu bağladım. Ama çok yakşıdı. Ne istiyorsun kızımdan? Sen ne istedin benim kardeşimden? Kim ulan senin kardeşin? Tanımıyorum ben senin kardeşini. Tanıyırsan. Ferman. Çok yakışı insanıydı. Kimsiniz lan siz? Kimsin? Azeri misin sen? Bak ben çok zenginim, tamam mı? Çok param var. Ne istiyorsan veririm. Kızıma bir şey yapma. Edebilmezsen. Kardeşim öldü. Onu sen öldürdün. Ben kimseyi öldürmedim lan! Onda kızı da ben öldürmeyeceğim. Öz öleceği. Murat Bey, ne olmuş? Bu senin telefoncu değil bunu yapan, bunu yapan Azeriler. Azeriler kaçırmış Esra'yı. Lan! Lan! Ne işe yararsın lan sen? Esra sana emanetti. Ne işe yararsın? Ver şu silahı Cengiz. Murat Bey durun, sakin olun, düşünelim. Esra Hanım'ı bulmamız lazım. Senin yüzünden oldu. Senin pis işlerin yüzünden kaçırdılar Esra'yı. Esra'ya bir şey olmasın. Ne olur. Ne olur bir şey yapma. Kurtar onu. Mete. Mete çok kötü oldu. Şşş, tamam çok tamam oldu. Sakin ol tamam. Tamam neredeler? Bak şu binaya girdiler. Polisi çağıralım. Hayır. Mete, polisi çağıralım. Hayır. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bırak o silahı Mete. Bırak o silahı lütfen. Burada Mete. Beni bekle burada. Ne yapacaksın onunla? Esra ölsün mü istiyorsun?
Kendimi koruyacağım, tamam mı? Senin atan kardeşimi öldürdü. O bir katil. İşittin? Fermanımı öldürdü, fermanımı. Üreysiz olan senin atanıydı. Fermanı öldürdü. Kızım bir suçu yok. Sen kimsin? Birini öldüreceksen beni öldür. Günahsız birine kıyma. Kimsin sen? Nece geldin bura? Takip ettim sizi. Bak Ferman benim kardeşimdi. Çok üzgünüm. Sen nesi oluyorsun? Kardeşimiydi. Bak seni çok iyi anlıyorum. İçin acıyor, parçalanıyor. Önüne gelen herkesin her şeyin yok olmasını istiyorsun. Sonra senin yüzünden masum insanlar ölüyor. Kızın bir günahı yok. Masum. Bırak gitsin. Sen kimsin? Ardından tanıyorsan kardeşimi. Zordaydı. Peşinde adamlar vardı. Ben de ona yardım ettim. İnan bana Ferman yaşıyor olsaydı aynı şeyleri söylerdi. Hadi bırak kızı gitsin. Beni al. Boşver. Yürüsün. Öldürecekti beni. Öldürecekti. Tamam geçti. Tamam bak herkes iyi. Tamam. Gel sakin. Gel. Mete'yi vurdu. Mete? Oh, Allah'ım şükürler olsun. Şükürler olsun. İyiyim. Arabaya geç. Hadi gidiyoruz. Ne oldu? Gidiyoruz. Mete ne oldu? Kendimi korudum. Yoksa o beni öldürecekti. Türkan geç. Esra ben. Kızım iyi misin? İyiyim. Mete geldi. Mete mi? Evet baba, eve geliyoruz şimdi. Kızım seni çok seviyorum. Mete kurtarmış. Tamam ağlama, geçti artık. Düşündük dikkat alıyorum. Adam silah kafama dayadığı zaman gözlerimi kapadım. Aklıma iyi şeyler getirmeye çalıştım. Belki biraz daha canım az yanar diye. Gözümü açtım da sen gelmiştin. Yani ben yapmam gerekeni yaptım sadece. Adamı öldürdün. Aksi takdirde o beni öldürecekti. Şu sağda durur musun, ineceğim ben. Nereye gidiyorsun? Hava almam lazım Esra. Unutmam gereken şeyler var. Türkan. Mete, rica ediyorum ineyim. Geçmiş olsun canım. Sağ ol canım. Bir daha sana hiç şımarıklık yapmayacağım. O adamı mı düşünüyorsun? Hı hı. Hak etti. Üzme kendini.
abi geldiler. Baba. Kızım. Kızım. Aferin çocuk, aferin. Buradan ayrılma, seninle konuşacağız. Hadi içeri. Tanju Çolak vardı. Çok koşmazdı ama hep doğru yerde, gole yakın olurdu. Ha Mete? Abi hata bizde. Adamı hep kalede tuttuk. Kendi tercihi. E öyle tabii. Tercihler. Dursana. 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 Kızım ne oluyor? Yok bir şey anne, bezi versene. Silme silme, biz daha su falına bakacağız orada değil mi anne? Ey mübarek su, nesi var Türkan Hanım'ın? Hiç komik değil. Kızım masada da yandın durdun böyle pof pof pof. Ya Allah aşkına bir rahat bıraksanıza insanı ya. Ne oldu da ne oldu, ne oldu da ne oldu? Yok bir şey işte, yok. Aa, bu evde de kimseye bir şey söylenmiyor. Abla nereye? Polise. Polise mi dedi o? Sana bir şey söyledi mi? Ferman'ın kardeşiymiş. Onun için yapmış. Aklınca benden intikam alacak. Lan insan buluttan geçiyor uzaya çıktım zannediyor ya. E ne oldu? Yağmur oldun, toprağın altına girdin derman. Ne oldu? Geçmiş olsun. Hey Allah'ım. Neyse sen o konuyla da ilgili hiç canını sıkma. Ben halledeceğim. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Ettiniz bile Murat Bey. Yeterli. Yok yok, yetmez yetmez. İhtiyacın olan bir şey var mı? Dile benden ne dilersen. He? Yok sağ ol. Bir şey istemiyorum gerçekten. Keşke senin istemenle olsa. Borçlu kalmayı sevmem. Borç veririm, sonra peşine düşerim. Keyfimi yerine getirdin. Sevindim. Neyse, müsaadenizle. Mete, bak sana kızgındım. Böyle haber vermeden yok oldun ortadan falan. Ama telafi ettin. Tekrar bize katılabilirsin. Yok, ben bıraktım işi. İyi düşün. Seni sevdim. Benim sevdiklerim rahat eder. Bu işler bana göre değil. Sana öyle geliyor. Ve kahraman görevini tamamlamıştır. Huzur içinde karanlığa karışır. Güzel kız atıyla peşinden koşar, kasabanın çıkışında onu yakalar. Teşekkür eder. Sarılır. Öper. İyi geceler Esra. Hayatımı kurtardın. Ama birini de öldürdün. Benim için. Benim için yaptın. Evet. O açıdan da bakabiliriz ama... Bununla yaşamak zorunda olan da benim. Kim bilir neler göreceğim rüyalarımda. İyi geceler. Aldatma, cihat, aldatma. İhanet, batreal. Satış, sales. Ne yapıyorsun abi? İngilizce öğreniyorum Ömer. Oğlum her zaman lazım la. Buraya ha bu kadar turist geliyor. Öyle bakıyorum şey. Ne oldu? Zoruma mı gitti Ömer Efendi?
Yo, zoruma falan gitmedi de. Kelimeler bir garip geldi biraz. Yo, aslında senin uzman olduğun kelimeler. Aldatma, ihanet, satış. Allah Allah. Ne alakası var ya? Ne yaptım ki ben? Ya oğlum, sen benimle dalga mı geçiyorsun la, he? Ana, dur, dalga. De. Duble V, Ave. Vave. Vave mi geçiyorsun oğlum sen benimle la, he? Bak, İngilizce konuştum Ömer. Ya oğlum bak, neyin var yoksa ortalığa saçtın, ondan sonra da ben ne yaptım diye konuşuyorsun ya. Sen hala orada mısın ya? Ne olmuş yani senin kapıyı açtıysak, he? Ne oldu sanki yani? Ben de bir şey var arkasında, korkuyorsun da ondan kilitliyorsun zannettim. Halbuki Ankara'nın bu böyle nemsiz, kuru havasında sazıyla, sözüyle, pala bıyıklarıyla bir kitlelere ulaşmış bir sanatçıymışsın sen. Onu gördük. Ömer elimden taşın oğlum. Ömer elimden taşın oğlum. Senin yüzünden huzurum kaçtı benim lan. Git lan! La git! Kapıyı aç git. Aham yarabbim. Ömer. Rahatsız etmiyoruz değil mi? Yok ablacığım ya, olur mu öyle şey? Boş boş oturuyorduk biz de Bozkır'ın prensiyle. Ay biz siz bütün gün şey yapıyorsunuz, çalışıyorsunuz diye yemek yapalım istedik size. Sağ olun, vallahi çok iyi oldu. Ya. Buyurun buyurun, ayakta kalmayın. Ragıp, nasılsın? İyiyim, iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Hadi yiyin. Ben yiyeceğimi yedim. Buyurun size, afiyet olsun. Bazan mis gibi kokuyor ha. Elinize sağlık. Ragıp, bak. Küssün bize değil mi hala? He? Bak, vallahi biliyoruz, haddimizi aştık. Ne olur kusurumuza bakma. Ay kusura bakma Ragıp, şeytan dürttü vallahi. Yoksa girilir mi insanın özeline, şeyine? Aman üf işte böyle. Aklıma bin tane kötü şey geldi. İçeride kötü bir şeyler yapıyor da saklıyor dedim. Ragıp kötü bir şey yapmaz dedim ama dinletemedim ki lafımı. Rezan bir de biz birbirimize mi girelim yani şimdi burada bütün bu olaylar varken? Ay, üf, kusurumuza bakma Ragıp, bir halt ettik işte yani biz şimdi. Vallahi bunu yemeyenin aklı yok herhalde. Böyle bir şey olamaz. Şşş. Asiye de Ömerçik biraz da Ragıp'a kalsın. Belki sonra yemek ister. Ay dayanamayacağım ben artık. Aç bakayım ağzını Ragıp. Aç bakalım. Ya Fahriye Hanım ne yapıyorsunuz Allah? Ay, ya Fahriye Hanım küçük bebeğim ben ya. Yapmayın Allah aşkına madem ya. Madem bebe değilsin küslük müslük de yok. Aç bakalım ağzını. Aç. Hah. Ragıp güzel mi? Çok güzel olmuş la. Afiyet olsun. Börek de çok iyi. Yalnız abimin işleri için demiyorum. Yanımızda bir sürü eleman çalışıyor ve hiçbir işe yaramıyorlar. Nilüfer Hanım. Esra Hanım. Nasılsınız? İyiyim, sağ ol Cengiz. Çok endişelendim. Yani eğer size bir şey olsaydı biz ne yapardık bilmiyorum. Kötüyü konuşmayalım Cengiz. Evet, haklısınız. Ben yine de çok mutlu olduğumu bilin istedim. Sen ne konuşuyorsun öyle Cengiz, sempatik sempatik? Ha? Sizin yüzünüzden oldu. Siz işinizi doğru düzgün yapamadığınız için oldu. Esra benim hayattaki tek varlığım. Kızım o benim, kızım. Halacığım. Çok haklısınız Nilüfer Hanım. Ben gerçekten çok özür dilerim, hata bende. Ben Esra Hanım'ın yanında olmalıydım ama böyle olmadı. Gerçekten çok özür dilerim. Sen ne yapabilirdin ki? Ayrıca Pamir'in de suçu yok. Ben kendim kaçtım çocuğun yanından. Esra'ya dua edin Cengiz. Pamir. Esra Hanım, Pamir bizzat gelip sizden özür dilemek istiyor. Mümkün mü acaba? Tabii gelsin. Pamir. Özür dilerim Esra Hanım. Senlik bir durum yok. Ayrıca ben babama söyleyeceğim senin suçun olmadığını. Teşekkür ederim.
Bu bodyguardlık durum beni baydı artık. Haklısınız Esra Hanım, o konuyu çözeceğiz. Hoşlanmadığınızı biliyorum ama bir süre daha güvenliği artıracağız yanınızda. Geçmedi mi tehlike? Adam öldü. Maalesef. Babanız bir süre daha devam edilsin istiyor. İyi o zaman, en azından şimdi beni yalnız bırakın. Tabii. Otur Kese, otur. Neler oluyor anlat bakalım. Eyvallah Berkes Bey, anlatırız. Geçmiş güvenlidir. Ne olmuş bitmiş oturur dinlersin. Bugün riskli. Yarını bilmekse falcılık. Valla ne olsun? Murat Bey'in kızını kaçırdılar. Onu biliyoruz. Kim kaçırmış? Biri uğraşıyor ya bunlarla. Adres orası. Mete kurtarmış kızı. O kadar adam, o kadar tabanca Mete kurtarıyor. Herif filmin jönü. Kız güzel. Patron zengin. Hopskla! Oğlan büyük oynuyor Berkes Bey. Nasıl? Aldı ceketini, işi bırakıyorum dedi, çekti gitti. Nasıl yani? Murat'ı kambur bıraktı, öyle mi? Aynen öyle, aynen. Ama dönüşü de muhteşem olacak Berkes Bey. Buraya yazıyorum. Bu bebe Cengiz abi harcar. Seni bekliyordum. Sinirli misin sen? Ne demek sinirli misin ya? Sinir yetmiyor içimden geçenleri anlatmaya. İnsan öldürüyorsun ya. İnsan öldürüyorsun sen ya. İnsan öldürüyorsun. Dur bir dur. Kimseyi öldürmedim ben. Ya sen ne kadar rahat, ne kadar geniş bir adamsın ya. Hiçbir şey olmamış gibi. Ne malum? Ne malum birini öldürmediğin? Güvenmiyor musun bana? Şu anda güven tartışmıyoruz burada. Bir öldürdüm diyorsun, şimdi öldürmedim diyorsun. Hani arkadaştık biz? Ben bağırayım mı şimdi burada? Bağırayım mı? Bir insan ölüyor. Sen öldürüyorsun. Arkadaşmışız filan. Türkan, ben kimseyi öldürmedim. Öldürmüş gibi göstermeseydim yaşatırlar mıydı onları? Söyle bakalım. Yemin et. Allah Allah. Ya sabahtan beri kıvranıyorum ben burada sinirden, yemin et. Farkındayım. Gülme, yemin et. Yemin ederim. Hı? Ben Ferman'ı kucaklaşarak teslim ettim o adamları. Sen elle mi teslim ettin Ferman'ı? Evet. Ama bilmiyordum yani. Ferman da bilmiyordu. Arkadaşım da demişti o adamlar için. Hile kurdular yani. Ama kızını kaçırdığın adam öldürmedi Ferman'ı. Yani suçlu değil demiyorum ama o öldürmedi. Ferman'ı tanıdığı birileri öldürdü. Mafya yani. Mafya. Ferman iyi adamdı. Sen de iyi adamsın. O kızın bir günah olmadığını da biliyorsun, değil mi? Bilirim ama. Çaresiz. Adamlar kızı kaçırdığın için seni öldürecekler. Seni öldü bilmeleri daha iyi. Onlara seni vurduğumu söyleyeceğim. Kardeşim ne olacak? Merak etme. Gün gelecek, hak yerini bulacak. Ne olacak o iş? Çünkü adım gibi biliyorum. Silahını ver. İnandın mı şimdi bana? İnandım. Güzel. Bu arada elin de bayağı ağırmış. İyi hırpaladın beni ha. Acımamıştır. İçim acıdı, içim. Tamam, kavga etmeyelim artık. Etmeyelim. Sadece güven bana. Güveniyorum.
haksızlık ettim sana, özür dilerim. Arkadaşlığına ihtiyacım var Mete. Benim daha çok ihtiyacım var. Arkadaşların kavgası arkadaşlığı pekiştirirmiş. Öyle mi olurmuş? Öyle olurmuş. Neyse ben çıkayım artık. Ben de gideyim. Sana maçı bırakma demiştim değil mi? Şu anda hiç seni duymuyorum. Farkındayım. Şu anda uzaylılarla görüşüyorsun. Seni seviyorum Zeynep. Ay ben de seni çok seviyorum. Mete'yi seviyor mu peki? Sence? Bence seviyorsun. Da babam Mete'yi hiç sevmiyor. Keyfim kaçsın diye yapıyorsun değil mi? Yok ya valla. Ben sana günün manşetlerini bildiriyorum. Sadri Hürriyet, apartman komşumuz olan ki kendisi aynı zamanda benim müstakbel eniştem olur. Mete'nin kapısına dayanıp Asiye namlı hanım teyzeye torunun kızımdan uzak dursun demiş nokta. Yok artık. İşte muhabirimiz Zeki'ye birazdan salondan bildirir diye düşünüyorum. Niye söylüyorsun kızım? Hani söylemeyecekti? Hani ne yapayım söyledim işte ya. Onun bir suçu yok, ben ısrar ettim. Ya kızım öyle işler yapıyorsunuz ki. Ya apartmanı geçtim, bütün mahalleye rezil olacağız. Ne yapıyoruz anne? Yapıyorsunuz. Ha, bilmiyorum sanıyorsunuz ama yapıyorsunuz. Ne yapıyoruz? Ya kızım babanı zıvanadan çıkardınız. Ha? Niye sinirleniyorsun Türkan? Ben anlamıyorum hiç bu kadar siniri. Ya anne bu sinirlenmeyecek bir şey mi? Asiye teyzenin kapısına gidiyor. Doğru mu bu yaptığı, sen söyle. Gitti işte kızım, gitti, gitti. Ya kızım, bu işler tatlı tatlı konuşulur. Geçen babana bağırdın, çağırdın. Ya adamı dellendirdin hepten kızım. Allah Allah, çantamı karıştırıyor, ne yapsaydın? Ya kızım hakkını koru. Ama sakin sakin söyle ne diyeceksen. Ya. Günaydın. Günaydın. İşe mi? Saçma oldu. Yani. Kızgın mısın hala bana? Yo. Bak bütün sevdiklerim 200 katta oturuyor. Hayat güzel, canım tatlı, işim muazzam. Köprü trafiğine girmiyorum. Niye kızgın olayım Ömer Bakkalı? Sen nefes almaya devam ediyorsun. Ha bu arada babam da biliyor yeni işimi. O şantaj hikayeleri falan da bitti. Geçmişler olsun. Ben de bittim Zeynep. Ayağıma beton dök, at beni denize. Ne yapayım Ömer? Ne yapayım, bana ne? Tamam, benim servisim geldi zaten. Hayırlı işler Ömerciğim, bol kazançlar. Sağ ol hayatım, sağ ol. Tepeli telefondaki adamı istiyor. İyiymiş. Ne dememi bekliyorsun? Çok açık değil mi? Benden o adamı istiyorlar. İyi. Verme sen de o zaman. Ne halleri varsa görsünler. Seni istediler, vermedim. Bunu vermek zorundayım. Ticaret siyasetin kardeşiymiş derlerdi de inanmazdım. Benden İbrahim Ferhat'ın oğlunu istediler. Verseydin o zaman. Benim kimseye borcum yok. Özellikle de sana. Duydun mu? Ben yapmam gerekeni yapacağım Mete. Ama sen neyi kaybettiğinden haberdar ol. Haberdar oldum, teşekkür ederim. Telefondaki adam sen değil misin? Senin dünyadan haberin yok.
Girebilir miyim? Tabii, gel canım. Günaydın. Günaydın. Ne oldu? Dünkü şeyler dengemi bozdu galiba. Bir şey yok, iyiyim. Şu başına gelenleri düşünüyorum, şaşırmıyorum. O kötü. Bunları normal sayarsak ki saymaya başlıyoruz. Normalimiz şaşıyor. İnsan irkilmeyi, şaşırmayı unutmamalı. Ben ne yapayım ona? Sen daha yeni geldin. Babamın işleri işte. Doğru. Abimin işleri. Ama insan sıkılıyor. Sen sıkılmıyor musun? Sıkılmaz mıyım? Ama ne yapayım? İnsan çok sıkılıyorsa, hiç geçmiyorsa başka bir şey yapmalı. Yani o sıkıntıyı geride bırakacak bir şey yapmalı. Ne var aklında? Aklımdakini sonra konuşalım. Önce kahvaltı edelim. Hadi gel. Ne oluyor ya? Hacca giden benim, anlatan sizsiniz. Burada surat sarkıtması gereken biri varsa o da benim. Size ne oluyor? Sen söyle bakayım Türkan, ne oldu? Ağaç gölge mi vermedi kızım? Baba. Hı? Bak hadi bana söylüyorsun. Zeynep'e söylüyorsun, anneme söylüyorsun. Ya yaşlı başlı kadından ne istedin Allah aşkına? Ya bir de apartmanın içinde kapısına gidip bağırıp çağırmışsın ya. Ne yaptı kadıncağız? Bunu annen mi anlattı sana? Baba ben ne diyorum, sen kim kime ne demiş onu der. Ben nasıl böyle bir şey yaparsın diye soruyorum. Bunu konuşalım. Bunu konuşmak daha doğru. Vay 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 vay. Türkan kızım sen babanla ne biçim konuşuyorsun öyle ha? Ayıp diye bir şey var biliyorsun değil mi? Biliyorum tabii baba. Yaşlı başlı bir kadıncağıza, komşumuza, hiç bilmediği bir konu hakkında ya sen nasıl olur da böyle bir şey söylüyorsun baba Allah aşkına lütfen, bu ayıp değil mi ya? Bilmiyordu, öğrendi işte. Ayıp da olmadı. Herkesin yorulduğu yere han kurulmaz kızım. Ben kız babasıyım, kızlarımı koruyorum, savunuyorum. Bunu herkes bilecek, herkes duyacak. İstemediğimi nasıl belli edebilirdim? Ne yaptım işte ya, gittim oturdum konuştum, ne var? Hayırlı uğurlu olsun o zaman. Ben daha ne diyeyim ya, sen bana ayıp ettiğini düşünmüyor musun peki hiç? Hayır düşünmüyorum. Çünkü işi bu noktaya getiren ben değilim. Çocuğun yanında bir şey demedim ama çok ayıp ettin Sadri, çok. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk Asiye teyze. Ya ben yeni duydum. Babam gelmiş bir şeyler söylemiş. Vallahi ne diyeyim bilmiyorum Asiye teyze. Sen hiç üzme canını yavrum. Evet yaptığı şey nezaketsizceydi ama bunu nezaketsizlik olsun diye yapmadı. İçinden geçeni söyledi. Nezaketli olup da iki yüzlü davranan insanlar vardır. Ben asıl onlardan korkarım. Baban öyle yapmadı ki. Geldi. Bir bir saydı, gitti. Yok ama ayıp etmiş yani, çok ayıp etmiş. Sen üzülme yavrum. Ben yaşlı bir kadınım. Bu deli Asiye bugüne kadar neler duydu, neler unuttu. Sen gönlünü ferah tut, ben bunları da unuturum. Hadi gel biz bir çay içelim. Yok girmeyeyim, Mete yok mu evde? Mete aşağıda olacaktı, taksi durağında herhalde. Ha, tamam. Ya tekrar kusura bakmayın Asiye teyze. Sen hiç bunlarla kafanı yorma yavrum. Tamam, sağ ol. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Vallahi Ragıp bir şeyler söyledi ama. He, dedim. Yani işte uygun görürseniz geceleri çıkayım diyorum taksiye. Tamam da Ragıp'ın yüzü burada. Bundan sonra gececiyi ben seçeceğim dedi. Ya işte biz onu konuştuk. Bir de size soralım dedik yani. Ya şimdi Abdi abi, bu geldi bana dedi ki ya arkadaş dedi, çok zor durumdayım dedi. Yani işsizim dedi, müşkül durumdayım dedi ya.
Ya Ragıp bir dur. Sen film çeviriyor bu işte böyle. Yok yok. Ben film çeviriyorum sonra başkaları bana film çeviriyor. Ben anlamadım ki şey. Tamam Ragıp tamam. Sen razı mısın Mete'nin çalışmasına? Eğer sen razıysan diyeceğim bir şey yok. Gecesi gündüzü size ait. Yani razıyım. İyi o zaman. Hadi size kolay gelsin. Ha, ne adamsın sen ya? Ortayım bana bak. Ha. Senin şu öbür iş ne oldu ya? Bıraktım o işleri ya. Artık mahalle var, okul var falan işte. Bak bir de bu oldu işte. Bu Ankaralı Ragıp durumları ne iş? Ya sorma ortayım ya. Bu oyun yiyen Ömer var ya, onun kumpası ya. Zorundan açtırdı odayı arkadaş ya. Ha. Düğünlerde falan çalıyordun yani. He. Söylesene bir tane. Ya adama bak arkadaş, konuşuyor şey ya. Ya söylesene derken bu kadar gülüyorsun. Ya türküyü söylediğim zaman kim bilir ne kadar güleceğim arkadaş ya. Ya ortayım yapma, kurban olayım. Sen benim toprağımsın ya. Ya şu İstanbullulara beni harcatma, kurban olayım ya. Harcatma. Seninki geliyor. Merhabalar. Merhabalar. Ne haber? İyi. An itibariyle taksi işine geri başlamış bulunmaktayım. Sen şimdi boş tepelerle çalışmıyorsun yani. Evet. Hatta bunu söyledim bile onlara. Esra? Esra'nın koruması olmuştun. Vallahi bundan sonra yüksek lisans var, taksi var, babaanne var. Öyle diyeyim sana. Kararlısın. Evet, kararlıyım. Hatta istiyorsan sizin orada da çalışabilirim. İş varsa tabii. Ha? Allah aşkına ne yapacaksın bizim büroda? Korumalık olur, şoförlük olur. Parayla ödev bile yapabiliyorum mesela. Sen ciddi ayrıldın yani Boztepe'lilerden. Ya niye inanmıyorsun ki? Söylemek başka, yapmak başka. Sen yapamaz mıyım sanıyordun? Yaparsın. Ben sana güveniyorum, yaparsın. Teşekkür ederim. Babam seninle konuştu mu? Ne hakkında? Yani benden uzak durmanı istemiş olabilir. Peki baban seninle konuştu mu benden uzak durmak konusunda? Konuştu. Ne düşünüyorsun? Uzak duracak mısın? Sen? Ben durmayacağım tabii ki. Ben de durmayacağım. Arkadaşız biz. Arkadaşız biz. Öyle bir iş yaptım ki Cengiz. Ama çaresizlikten yaptım.
denize düşen yılana sarılır misali bir hata yaptıysam, ki yaptım, Berkes'e verdim numarayı. Esra Hanım'ın kaçırılması hiç iyi olmadı. Ya bizim Pamir'in halt yemesi. Aslında bizim kızın halt yemesi. Ne olursa olsun, yapmayacaktı. Ya biz kendi ailemiz içinde bunu hallederiz. Ama bu maskeli çok fazla şey biliyor. Kendi ellerimizle Berkes'e verdik ya. Berkes de işbirliği yapacaktır. Yapmasa bile Berkes adam satın almayı çok iyi bilir. Ya ben acele ettim ya, sabredecektim, bekleyecektim. Mete ne yapıyorsa yapacaktı, ben de oflayıp puflamayacaktım. Öf. Kadere bak ya şimdi. Durum hiç iyi değil Cengiz, durum hiç iyi değil. Biri kadere bak falan diyorsa yemin ederim durum iyi değildir. Tamam Ömer, tamam. Anladım kardeşim. Yanlış anlama abi, göstereyim diye şey yaptım. Hiç gerek yok. Bizim oğlan da maşallah. Laf çok ama iş hesap kitaba gelince ne hesap bilir ne de hendese. Ya dayı, hendese nedir ya? İşte beni bu sözler bitiriyor. Matematik oğlum, matematik. Ya var ya, şu an elim ayağım cayırdadı. Yani içim çekildi. Matematik deyince dünyam kararıyor benim ya. Canım kardeşim, biz de matematik bilmiyoruz ama para üstü veriyoruz değil mi? Ya sen onu bile bilmiyorsun. Kaç para açığımız var kardeşim? Abi böyle de ayıp oluyor ama. 85 lira. 85. Bizim oğlanda laf çok ama zannediyor ki dayım vazgeçer. Çıraksın ayan ışık, çırak. Bundan sonra bu parayı senin harçlığından keseceğim. Matematik dersine de başlıyorsun. Dayı, pedagojik bir açmaz bu. Ya, gazoz açmasını biliyorsun ama. Gözün üstünde olsun. Eti senin, kemiği benim. Merak etme abi. Komşuluk öldü mü hiç? Ne gerekiyorsa yaparız. Hadi bakalım. Koş şu süpürgeyi kap da kapının önü biraz süpür. Hadi hayırlı işler. Sağ ol abi. Hadi sallanma oğlum, sallanma. İyice. Sürüme yere. İyi günler. Ah, merhabalar. Nasılsınız? Fena değil. Hem teşekkür edeyim hem de bir geçmiş olsun diyeyim dedim. Sağ olun. İlk geldiğimde burası biraz dağınıktı da öyle bir kötü hissettim başta kendimi. Geçti şimdi, teşekkür ederim. Sen de Esra'nın peşinden gitmeseydin. Yok canım, kim olsa giderdi. Mete'yi aramışsın. Yani Can Avli'yle. İyi yapmışsın, tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Nasıl yardımcı olayım ben size? Türkan'cığım, bu dosyada benim bütün mal varlığıma ait belgeler var. Büyük ihtimalle eksikler de var. Bunları toparlamanı istiyorum. Tamam, hallederiz. Sonra ne yapalım? Hepsini satmak istiyorum. Hepsini? Ve bunun aramızda kalmasını, Esra'nın bile bilmemesini istiyorum. Tamam. Tamam, ben şunların bir fotokopisini çekeyim. Bekleteceğim sizi biraz. Aa, Türkan. Ah, kapandı. Bunlar orijinalleri, sizde kalsın. Bana müsaade, işlerim var çünkü. Bu arada telefonum çaldı. Ha. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ne haber? İyidir. Küs müyüz? Yok. Hani not tutmazdın sen? Birinden aldım. Geri kaldım, yakalamaya çalışıyorum. İşi bırakıyorsun, beni bırakıyorsun. Her şeyi geçtim, arkadaşlığımızı bırakıyorsun. Esra, ben sadece artık kendi hayatıma yoğunlaşmak istiyorum. İyi.
Beni şu arkamdaki adamlarla yalnız bırakıyorsun, öyle mi? İstersen döveyim onları. Bilerek yapıyorsun değil mi? Burnum sürtsün, canım acısın diye yapıyorsun. Beni anlamıyorsun. Anlamayacaksın. Hoşça kal. Müsaitseniz sizinle bir şey konuşmak istiyordum. Saat oldu mu o kadar? Yok. Hayır yani ben sizinle konuşurum diye şey ettim. Onun için geldim. Tamam peki dinliyorum. Türkan ya kızım biliyorsunuz Nilüfer Hanım'ın avukatlığını yapıyor. Esasında ben bu işe karşıyım. Yani olur ya belki sizin aleyhinize bir şey olur ya da size karşı... Acaba diyorum Nilüfer Hanım'la bir konuşsanız ve o da başka bir avukatla çalışsa. Hani siz söylerseniz olur Murat Bey. Başka? Bir de küçük kızım. O da burada aşağıda pazarlamada çalışmaya başladı. Sadri. Bak sen benim sağ kolum olabilirdin. Hakikaten bunu düşündüm. Ama sen tutucusun ya, ürkeksin. Uyan artık, uyan. Aç gözünü, aç. Olduğun yerde sayıyorsun. Kızın iş bulmuş, çalışıyor. Bekçi olmasın kızın, bekçisi olsun, bekçisi. Zengin olsun, zengin bir koca bulsun. Daha ne istiyorsun ya? Nilüfer'i arayacağım, kızını kovduracağım, öyle mi? Allah'ım yarabbim, aklıma gelmeyecek işler. Zaten küçük kızını hiç anlamadım. Sağ olun Murat Bey, teşekkür ederim. Servis mi arızalanmış? Evet. Sen Sadri abinin küçük kızı değil misin? Evet, sizi babam mı gönderdi? Yok yok. Beylerbeyine gidiyorum sizin apartmana. İstersen seni de bırakayım. Aa, çok iyi olur zahmet olmazsa. Çabuk. Amir ben bu arada Boztepe'lilerde. Merhaba. Zeynep ben de. Sadri abi gececi sen gündüzcü. Nasıl memnun musunuz işten? İyidir bir sıkıntı yok. Gerçi bugün Sadri abi de erkenciydi. Nasıl? Geldi mi babam? Geldi geldi. Murat Bey'in odasına giderken gördüm onu. Acaba diyorum, babam bu Mete'yi korkuttu da o yüzden mi yüzüme bakmıyor? Bilmem. Başka biri olmasın? Yani... Bilmiyorum. Akıl ver bana Türkan ya. Ay dedim ama Esra. Bırak peşini dedim. Oğluna bırak, ne bileyim. Başkasına bak. Ben onu istiyorum. Yüzüme bakmıyor diyen sensin. Söyleme bana böyle şeyler. Ben çocuk bana aşık olsun, tekrar peşimde dolansın istiyorum. Yardım et. Sen mi konuşsan? Neyi konuşsam? Bir ağzını arasan, neden benden soğumuş? Ay Esra, yok. Yaparsın. Sen yaparsın. Sen benim canım arkadaşımsın, yaparsın. Oğlum şişirmeden yap şunları ya. Şuralara bak, rezalet. Ne oluyor ya? Hova. Abi bakkalla rekabet edebilirim ama araba olayı beni aşıyor. Çok teşekkür ederim. Zahmet oldu. Ben teşekkür ederim. Muhabbet ettik. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Nasıl geçti köprü trafiği Zeynep? Ne diyorsun oğlum ya? Ne bileyim ben. Bekçisi miyim köprünün? Çekil. Kim bu arkadaş? Bir arkadaş. Ne yapacaksın? Kürekle mi vuracaksın kafasına yine? Ne küreği ya? Fırıncı mıyız biz? Anladın sen onu. Ay sıkıldım. Vallahi sıkıldım. Çekil. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar Zeynep. İyi akşamlar.
Ne oldu lan? Barıştınız mı? Ya barıştık. Sen sazına sözüne işine baksana ya. Angaralı Ragıp. Ne oldu oğlum? Bunun trafolar yanmış ki ne? Oğlum ne oldu la bu bebeğe? Söylesene. Haberler kötü abi. Zeynep Hürriyet manita yapmış. Abo. Şuna bak. Acımızdan ölek mi? Allah Allah. Babaanne dur ya, ben alırdım, ver. Ver sen. Ya size de çok zahmet oldu. Olur mu yavrum? Afiyet olsun. Ben bir namaz kılayım, geleyim. Al şeker. Öyle işte kardeşim ya, fena çuvalladım. Kız tuvalete gidiyorum diye beni kandırdı, kaçtı. Ha. Kimin aklına gelir ki abi? Ama getireceksin aklına işte. Böyle kırarlar adamı sonra işte, çubuk kraker gibi. Hata bende ama. Bütün ihtimalleri düşünmem lazım. Ya saçma saçma konuşma, senin bir suçun yok ya, o kız şımarık. Ama Boztepe'liyi anlatamıyorsun ki abi. Hele ki mevzu kızı Esra olunca hiç anlatamıyorsun. Elhasılı kelam, sen olmasaydın ben şimdi ölüydüm kardeşim, bu kadar net. Ya oğlum ne ilgisi var benimle ya? Ama ben sana bir şey söyleyeyim, sen o adamlarla çalışmaya devam ettiğin sürece sadece ölümünü erteliyorsun. Boş ver be abi. Ölene bir şey olmuyor ki. Olan arkasında bıraktıklarını oluyor. Onlar ağlıyor, sızlıyor, üzülüyor falan. Bana da üzülecek kimse olmadığına göre sıkıntı yok. Allah Allah. Niye yokmuş? Ben varım ya. Kardeşim değil misin sen benim? Eyvallah. Al çocuğu. Ya anne. Ya bak bu böyle olmuyor. Bakkala çırak yaptınız, ses etmedim. Kalbimden geçenlere burun kıvırdınız, ses etmedim. Ben daha ne yapayım ya? Ödevini yap çocuğum, yeter. Ya dayımdan yanasın yani. Vallahi ilk defa evet. Anne, burada söz konusu olan senin biricik oğlun. Ya Ayhan Işık çöl oluyor. Her geçen gün erozyona uğruyorum. Gel de Müslüm Baba dinleme şimdi. Vallahi çatlasan da, patlasan da bu hoca gelecek. Kendini alıştırsan iyi. Geldiler. Merhaba. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Ben buyurun. Böyle dosyalarda dolaşa dolaşa yıllardır beni hep elektrikçi sandılar. Oğlum, hocan geldi. Hadi gel. Gelsene yavrum. Matematiği sevmeyen genç bu galiba, gelişinden belli. Evet efendim, elimizdeki malzeme bu. Çocuğum benim desene, hocana bir hoş geldin de. Benim. Ya dışarıda renkli bir hayat olduğunu bilen ve kendini sokağa atması gereken kişi de benim hocam. Abdü Bey, kafası gayet çalışıyor. Baksanıza nasıl espriler yapıyor. Orhan hocam, daha neler yapıyor da derslere gelince Şinanay. Efendim, matematiği sevdirmek lazım. Çocukları hep ürküttük, hep korkuttuk matematikten. Oysa ki matematik yaşamın ta kendisidir. Bir organizasyon kabiliyetidir. Matematiği iyi olan bir insan her şeyi başarır. Matematik eğlencedir, kahkahadır Ayhan. Ha, evet, ben bu sloganı biliyorum. Hemen arkasından integrali dayıyorsunuz, değil mi? İntegrali bırak genç adam. Gayet basit bir soru soracağım. Hazırlıklı ol ve dikkatli dinle. Bir çiftlikteki hayvanların ikisi hariç hepsi koyun, ikisi hariç hepsi inek, ikisi hariç hepsi tavukmuş. Soru gayet basit. Bu çiftlikte kaç hayvan varmış? Şöyle söyleyeyim hocam. Ben sütün fabrikadan, peynirin bakkaldan, sucuğun da Kayseri'den geldiğine inanan biri olarak ömrümde hiç çiftlik görmedim. Yani soruyu pas geçiyorum. Bu ne? Ben senden bir isim istemiştim. İsim yok Murat. Adresler var. Sana bir anladığımı tarif edeyim. Bu bir istihbarat programı. Sabit bir adresten arıyorsun ama her aramada başka bir adresi gösteriyor. Cengiz de aradı, başka başka yerler çıkmış. O da işin başka bir tarafı. Bilen biri yapıyor yani. İstihbarat dedin. Mümkün. O yüzden bu kadar çok adres var.
Telefonun bağlı bulunduğu bilgisayar programı her aramada başka bir adres gösteriyor. Kaç tane adres var burada? 700. Yok artık ya. Sen iyilik mi yapıyorsun, yokuşa mı sürüyorsun işi? İyilik işte Murat. Ticaret konuşmadık değil mi? Ben de sana bulduklarımı getirdim. Adam bu adreslerden birinde. Yalnız çok iyi hazırlanmış. Boş biri değil. Buluruz bu adamı. Buluruz. Bulacağız bu haysiyetsizi, bulacağız. Sözüm söz, seninle de kavilleşeceğiz. İyi. O zaman hayırlı işler. Girebilir miyim? Kırılmış. Bozuktu ben kırdım. Aynı ben olmuş. Paramparça. Nereden çıkardın şimdi? Öyle. Baktıkça daha çok benzetiyorum. Senin bu havadan kurtulman lazım. Nasıl? Ben olsam şehri terk ederdim. Hatta ülkeyi. İyi fikir. Ama aklım burada. Yani ne varmış burada? Mete var. Hakkınızda şikayet var şoför arkadaş. Suçum neymiş? Suçunuz hatalı sollama, kırmızı ışıkta geçme. Bu konuyu arabada tartışmak isterim. Gelmez misiniz? Peki, tabii ki gelirim. Şikayet varmış. Şakacı seni. Seviyorsun sen ama araba kullanmayı. Seviyorum vallahi. Kafa dağıtıyor ya, özellikle geceleri. Geceyi mi çok seviyorsun, gündüz mü? Gece. Niye? Sakin. İyi ki geldim vallahi, sıkılıyordum ben. Ya Esra geldi bugün. İşte niye onunla konuşmuyormuşsun diye soruyor. Anlaşıldı. Beni görmeye geldiğini sanmıştım. Ya ne alakası var şimdi? Sıkıştırıyor, ne yapayım, ne diyeyim ben Esra'ya şimdi? İçinden geleni söyle. Ben seni seviyorum Mete. Ya ne basıyorsun kornaya, ne var? Allah Allah, saçma sapan yerlerde kornaya... Pardon ya. Saçma sapan korna basanlara sinir oluyorum. Sen bir şey mi söylüyordun? Ya ben seninle Esra arasındaki bir şeye karışmak istemiyorum, tamam mı? Tamam canım, zaten sana gelip niye konuşuyor ki yani? Gelsin bana sorsun. İyi, öyle söylerim o zaman. Tamam, öyle söyle. Problem yok. Bence bu Mete meselesini çok abartıyorsun. Ne yapayım, elimden gelen bu. Sana iki radikal teklifim var. Bir... Birlikte Amerika'ya gidelim, orada yaşayalım. Güzel. İkinci öneriyi alayım. Bu Mete'yi unutman lazım çünkü o çocuğun Türkan'la bir yakınlığı var. Kurulumsu yapıyorsun. Hatta bu akşam buluştular. Buluşmuş olabilirler. Ben aralarında bir şey olduğunu sanmıyorum. Esra, ben eminim birbirlerine nasıl baktıklarını gördüm. Nasıl bakıyorlarmış? Arkadaş gibi bakmıyorlar. Sen yüzmeyi biliyor musun? Biliyorum. Ne oldu ki? Ankara'da büyüyüp de... Yüzme biliyor olma. Enteresan tabii. Allah Allah. Sen bana mı taş atıyorsun, Ankara'ya mı? Ben şimdi şuraya düşsem kurtarır mısın beni? Niye, sen yüzme bilmiyor musun? Biliyorum.
Ne yaparsın diye soruyorum. Ya Türkan, spor olsun diye yani. Sen ıslandın diye beni de mi ısıtacaksın? Ne yapacaksın? Ya zor durumdayım. Boğuluyorum. İşte ne yaparsın yani? Tamam, madem merak ediyorsun. Evet, atlardım. Kurtarırdım seni. Sen atlardın, ben arkandan atlardım. Kutuplarda olsan yine atlardım. Yok, orası çok soğuk. Soğuktur, evet. Soğuk. Ben olsam kurtarırdım. Yani zor durumda olsam atlardım. Hı. Zaten ben senden kesin daha iyi yüzme biliyorumdur. Bak, atarım şimdi seni suya. Ya. Ben küçükken dalgıç olmak istiyormuşum. Ben de mandrake olacaktım. Sihirbaz. Şapkadan tavşan çıkarma. Ne sihir? Bilmiyorsun, konuşuyorsun ya. Ne tavşanı? Ne? Hipnotize ediyor. Kötülerle savaşıyor. Ya. Kesin kızları tavlamak içindir. Yo, benim kız arkadaşım vardı bir kere. Kim? Narda. Mandrake'nin nişanlısı Narda. Nasıl biriymiş bu Narda? Böyle siyah saçları var. Küt. Gözleri güzel bakıyor. Bir de gülünce gözlerini göremiyorsun, Koreliler gibi. İlkokuldaki hayali sevgili. Unutulamayan Narda. Çay içer misin? Olur. Tamam, ben ısmarlıyorum bizi. Hadi bakalım. Seni seviyorum. Ne dedin? Bir şey mi dedin? Sakarlık dedim. Diz boyu dedim. Pardon, kusura bakmayın. Artık neyse, parası verirseniz yani. Patron ev ödevi verdi gençler. Bunlar hep senin yüzünden oğlum. Günü gününe çalışmıyor. Benim canımı sıkma Kese. Nedir abi bu? Burada 700 tane evin adresi var ama içlerinden biri gerçek. Üç yanlış ev bir doğru evi götürüyor mu abi? Bulmak için bir günümüz var Kese. Neresi bu abi, kimin evi? Muhtemelen maskelinin Pamir. Patron bir numara buldu, numara bu tezgaha bağlı. İşte bu evlerin hepsinden aranmış ama biri gerçek. Onu bulacağız. Abi. Kardeş payı yapsak adam başı 233 tane. Bir günde. Hatta bak birisi 234. Hak geçer bir günde bitmez abi. Mümkün değil. Mümkün Kese. Mümkün. Bulacağız. Adam uyanıp yok olmadan bulmamız lazım. Abi. Benim bulmacam iyidir. Ben buna bir yalnız bakayım. Yukarıdan aşağı, soldan sağa bir tarayayım. Diyorsun. İyi, hadi gel Kese. Ya Ömer, oğlum başımda dönenip durma la. Öf, başım döndü ya. Otur şöyle iki dakika. Abi Zeynep'i eve bırakan kim ya? Bu Metin'in arkadaşı değil mi? Öyledir herhalde. Hoş mu yani abi böyle mahallemizin kızını eve falan bırakıyor el alemin adamı? Oğlum belki iş arkadaşıdır la. Servisi kaçırmıştır, o da arabayla şey etmiştir. Sabahına gelirse oğluna bas bas bağırırsın. Olur mu? Tabii canım. Holding'den arkadaşıdır. Olabilir. İş arkadaşı sonuçta. Ciddi bir şey değildir yani. Değildir Ömer, değildir. Aslan abim benim ya. Sen öyle diyorsan öyledir. Ya oğlum, kız işe başlayalı. Dün bir, bugün iki la. Ne olabilir? Yani ne olabilir? İnsanlar bir ayda değil, bir anda aşık oluyor. Sen çocuk mu eğiliyorsun ya? Ya Ömer, oğlum bak. Sen bu kafanda bunları çevirme, tamam mı? Yoksa o güç çocuk kafan yanar vallahi bak. Heh. Sen her şeyi ne kadar da çok biliyorsun ya. Angaralı Ragıp.
Ha, başımıza aç doktoru mu kesildin şimdi de? Allah'ım yarabbim arkadaş, ben ne dedim şimdi ya? Her lafın arkasına bir Ankaralı, Ankaralı. Allah Allah. Sanatçısın ya sen. Milyonlara uzanan bir kariyerin var ya. Şarkıcısın ya, sözcüsün ya. Her şeyi bilirsin abi sen zaten. Ha? Ömer, bak oğlum senin ayarın bozulmuş. Benim de ayarımı bozma, kafamı da bozma. Konuşma. Ben yatıyorum. Allah Allah. Otuz altı numara. Bunun yanında okul var, burası değil. Böyle olmayacak aga bu ya. Dur şu Fatih'e bakayım ben ya. Kendi semtimiz dururken deplasmanda aranıyoruz. Buradan bacağını yakalarım ben seni. Sarı Nasuh. Ali Paşa, Sarı Güzel, Şemsettin Sami, Battal Gazi, Koca Sinan, yani neyimiz var? İki Sarı, iki Paşa, bir de Gazi. Çay! Bir de çay! Ne yaptın Pamir'im? Numaralara bakmadım ya. Bak bak aman gözünü seveyim bak. Bak da ayakkabıları yeni aldım. Paralanmasın oğlum. Buldum la. Bitti kese. Çözdüm sistemi. Git Cengiz abi haber ver. Pamir 700 adresi tencereye koydu, kaynattı. 12 tane kaldı de. Yürü. Bana bak yukarıdan bir printer kap gel bir de gelirken. Helal olsun lan. Cengiz abi! Peki nasıl oluyor bu? Abi karşımızda akıllı bir bilgisayar var. Bizden akıllı olmasın. Şöyle bir sistemi var abi bunun. Rastgele kendine bir adres seçiyor abi. Ve ilk aramayı buradan yapıyor. Daha sonraki aramalarını bir üst ya da bir alt paralel sokaklara ya da caddelere atarak devam ediyor. Şayet üstte ya da altta paralel sokak yoksa başka bir ilçeye atlıyor abi. Bu atlamalarda da şöyle bir matematiği var. Mesela bir önceki aramasını 10 numaradan yaptıysa... Diğer ilçeye atladığında 15 numaradan yapıyor abi. 5 numara yukarı çıkıyor. Bu şekilde üst paralel caddeler, alt paralel caddeler, ilçeler yardırıyor, devam ediyor abi. Ben bir şey anlamadım. Aman be abi zaten sen oynama yapacak halin yok ya, huyun değil. Ne diyorsun abi? Tamam. Denemeye değer. İstediği kadar yaşar insan. İsteyeceksin, alacaksın. Kimseye boyun eğmeyeceksin. Kimsenin boynuna tasma geçirmesine izin vermeyeceksin, anladın mı? Anladım. Aferin sana, aferin. Murat amcandan hayat dersleri. En kuvvetli tasmayı en sevdiklerin takar. Ne kadar asılırsa nasıl kurtulamazsın. Bir karar mı verdin? Sevdiklerini düşünürsün, geri adım atarsın. Canın bir şey mi çekti? Sevdiklerini düşünür, vazgeçersin. Sev, sev ama... onlar seni daha çok sevsin. Şöyle bakalım. En çok kimleri seviyorsun? Babaannemi. Aferin. Güzel. Başka? Türkan'ı.
Türkan abi, bak sen şuna. En çok onlara dikkat edeceksin. En çok onlar elini bağlayacak. Onlara zarar vermemek için hata yapacaksın. Uzak dur onlardan. En çabuk onlardan kurtul. Senin yolun tek kişilik, üç kişilik değil. İlerlemek istiyorsan, intikam istiyorsan, ilk önce onlardan kurtul. Günaydın oğlum. İyi uyudun mu? Otursana bir şey konuşacağım. Babaanne, insanın başına gelebilecek en kötü şey sevdiklerini kaybetmek. Ben sevdiklerimi kaybetmekten çok korkuyorum. Dediğin doğru tabii. Ama sıralarsak daha kötü pek çok şey var. Cesaret insanın hayatını tehlikeye sokuyorsa, korku da kurtarır bazen. Cesaret de korku da hayatımızın içinde. Cesareti seviyorsak, korkuyu da bağışlayacağız. Zaten içimdeki sesi dinlemeye devam edersem, korkak olacağım diye de korkuyorum. O sesin adı vicdan oğlum. İyi ki o sesi dinliyorsun. Her zaman hesapla kitapla olmaz. Aklıyla, yüreğiyle de yürür insan bazen. Eğer içindeki sesi dinlersen, korkarken de dinlersin, cesaret gösterirken de dinlersin. Hadi ben çayları koyayım. İçimdeki sesin adı vicdan. Al bakalım. Gecenin hasılatı. Oo. Bütün Sabiha Gökçenler de ortayıma gitmiş. Sabihalar olmasın. Nesi var bu? Ha, Ömer mi? O bugün şey ya, halsiz. Vitaminsiz kaldı o oğlan. Senin şarkılardan olmasın? Bak ya, herkese rezil oldum zaten ya. Bir şey diyeceğim, şu arabaya da CD'lerden koysana birkaç tane. Böyle sabaha kadar direksiyon sallıyoruz, olmuyor vallahi. Bak bak, konuşmayın bak Allah aşkına. Ya ortayım her kişi maskara oldum zaten, yapma ya. Neyse hadi görüşürüz. Hadi. Abi. Hı. Senin bir arkadaşın var hani, böyle arada sırada gelip gidiyor buraya. Kim, Pamir mi? Pamir miymiş adı? Neyse ne. Kim abi o çocuk? Neci yani, ne iş yapıyor? Allah'ım ya Rabbim, oğlan dahtı ya. Demedim mi oğlum fazla şey etme, kafan yanar demedim mi ben sana la? İyi çocuktur, arkadaşımdır, bir şey mi oldu? İyi çocuktur ha abi. Biz kötü çocuğuz çünkü abi. Biz en kötüsüyüz, bakkalız ya biz. Biz en kötü insan biziz abi. Ne oldu şimdi buna? Ya şimdi dün senin arkadaş Zeynep'i getirdi ya. Bu da şimdi kıskançlık şey ediyor yani. Ha, kötüymüş. Kısmet. Neyse hadi konuşuruz. Tamam ben şey diyeyim sana bir. Tamam.
Dün gece de uyuyamadım yine. Artık uykularıma da veda ettim. Bu Mete'yi hiç anlamıyorum. Benim için silahın önüne atla, sonra arkanı dönüp git. Yani seni kötü durumda bırakmak istemedi. Senin gibi. Tabii ki. Seni yalnız bırakacak halim yoktu herhalde. Çok şanslıyım senin gibi bir arkadaşım olduğu için. Her zaman güvenebileceğim bir arkadaş. Mete de öyle diyorsun yani. Sağlam bir arkadaş. Yani bilmiyorum ki. Ben sizi takip edemiyorum ki artık. Belki de haklısındır. Mete'yi sonuçta benden daha iyi tanıyorsun. Yok canım. Yani ben ne kadar tanıyabilirim ki Mete'yi? Kendisi izin verdiği kadar herhalde. 7/24 gizemli arkadaş. Neyse seni de baydım bu Mete muhabbetiyle. Sen ne yapıyorsun? Fazla ne yapıyor? Fazla mı? Bilmem. Görüşmüyor musunuz? Yani haberleşmiyoruz ne zamandır. İyidir herhalde. Senin de kafan karışık son günlerde. Benden betersin. Hoş geldin Türkan'cığım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? İyi. Ne olsun. Şunlara bir göz atarsınız diye düşündüm. Ne o? Ay babanın kızacağı bir şey değil. Merak etme. Eskiden anlaşıyorduk, artık anlaşamıyoruz. Anlamıyorsun beni. O yüzden arama. Mete, tehlikedeyim. Ben tehlikedeysem sen de tehlikedesin. Son zamanlarda kendimi hiç bu kadar güvende ve mutlu hissetmemiştim. Fazla sürmez, merak etme. Sadakat kimlerden beklenir Mete? Dostlardan. Dostun musun? Değilim. Madem öyle, beni yakaladıklarında ağzımdan kimin ismi çıkacak biliyorsun. Bana bak. Peşindeler demiştim ben sana. Elimden geleni de yaptım. Daha neyin içine çekmeye çalışıyorsun ki sen beni? Git, kaç, uzaklaş. Öyle kolay değil o işler Mete. Ben bir çırpıda sırtımı dönemiyorum intikamıma. Bütün yaptıkları yanlarına kalırken ben geceleri uyuyamıyorum. Onlar karanlık işlerine devam ederken hiçbir şey olmamış gibi hayatımı sürdüremiyorum. Normal bir hayatın yok mu senin? Ona odaklan, onu sürdür. Sıradan bir hayata devam etmem mümkün değil artık. Bir kere bulaştıktan sonra asla. Bunu Ferman'a sor istersen. Topçu olmak isteyen Yunus'a sor. Bir süre sonra kendine de soracaksın zaten. Tamam, daha fazla konuşmak istemiyorum ben. Sıradan ve mutlu hayatımın ortasındayım, o kadar. Kolay gelsin teyze. Teyze. Kolay gelsin. Belediyeden geliyorum ben. Mehmet'in arkadaşın mısın? Ha Mehmet ha. Evde mi Mehmet? Gelir gelir. Gel evde bekle. Gel oğlum gel. Şöyle geç otur. Ben sana bir çay yapayım Mehmet gelene kadar. Ya yok teyze. Thank you.
Seni tutacak değilim Nilüfer. Nereye istiyorsan oraya git. Niye kızıyorsun abi? Sanki etrafında olmama bayılıyormuşsun gibi. Ben senin her seferinde yaptığın tantanaya kızıyorum. Nasıl başarıyorsun bunu anlamıyorum. Sanki dünyanın merkezi seninle birlikte hareket ediyor. Haksızlık ediyorsun. Ben bir şey yapmadım. Yarım kalmış hesapların yüzünden beni suçlayamazsın. Lafa bak, lafa bak, lafa bak. Yarım kalmış işlerim varmış. Merak etme sen. Ben her işimin karşılığını alırım da veririm de. Sıkıldım İstanbul'dan. Tamam, sıkıldıysan heyecanını yerine getirecek bir şehir bul kendine. Ömrünün sonuna kadar mutlu, mesut yaşa orada. New York'ta kalırım belki birkaç ay. Ayrıca sana da öneriyorum. Burada bu kadar işin altında boğuluyorsun. Paran var, gücün var. İstediğin her şeyi yapabilirsin. Yok Nilüfer, benim bir yere gidecek halim yok. Benim işim var, gücüm var. Ben bir yere gidemem. Sen benim paramı ye. İstediğin gibi yaşa. Benim yerime de yaşa. Ömrünün sonuna kadar da yaşa. Buraya azar işitmeye gelmedim. Esra da belki gelir benimle birkaç ay. Hı, ne dersin? Ya bu kadar şeyden sonra kızın biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Ha, Esra gelecek seninle. New York'a öyle mi? Hı, New York'a ya da işte ne bileyim nereye olursa. Sen biletini al bir an önce buradan git. Esra ile ben ilgilenirim. Onun kendini ortada bırakacak bir halaya ihtiyacı yok. Buyur abi. Tamir, oturdun matematik hesabı yaptın. Tamam dedik ama bu ne oğlum ya? Dur abi, daha bakılacak evler var. Salladın Tamir, salladın. Önümüze haritayı açtın, biz de heyecanlandık. Sabahtan beri emmilerle, teyzelerle muhabbet ediyorum oğlum ya. Abi 700 tane eve tek tek mi baksaydık? Oğlum adam olmadıktan sonra 700'ü de bir, 70'i de bir. Abi bulunacak o adam, bak göreceksin. Çıkacak ortaya o herif. Göreceksin abi. Elmalarla armutları karıştırma Pamir. O iş başka, bu iş başka. Tamam bir hata dur oldu ama sonucuna bakalım. Bak Esra Hanım sağlam, sen de sağlamsın. Gerisi boş. Abi ne alakası var şimdi onunla? Ben de onu diyorum Pamir. Ne alakası var? Orada hata yaptım diye burada koşturma beni. Gene mantar ya. Yar gözüm yolla. Şşş. Şşş komşu. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu nerede bu ya? Ne yapar bu ya? O fazla görmez. Akşamları gelir gider. İyi iyi, ben akşam geleyim o zaman. Niye görünmez lan o? Pısklar. Teşkilata bak, teşkilata. Teşkilata. Var mı lan bunlar? Teşkilata bak usta. Aa.
Boştepe. Lan ne artist adamım ya. Güzel çocuğum be. Hiç resmim de yoktu, iyi oldu. Şu bizim maskenin numarası kaçtı ya? Benim numaram lan bu. Çiçek eczanesi. Buyurun. Şaka. Alo. Yönlendirmiş lan. Cengiz abi. Bu kese ne yaptı acaba? Ne bileyim ben. Ona boş gezmek olsun işte. Aha. Çomak hazır mı? Ki baba. Oğlum kese, dalganın sırası değil. Ne var? Hani yani ya abla. Bir gün önümde kalacak bu çocuk benim ha. Abi, kese kardeşin 12'den vurdu. Bizim maskenin üstündeyim şimdi. Abi burası acayip. Telefonlar, laptoplar, ne bileyim ben resimler. Şıkır şıkır abi burası. Bekliyorum sizi partiye. Hadi bakalım. Koçum kese be. Abi ben buraya yerleşiyorum. Siz bakın keyfinize. Gelin hadi, eleman gelirse karşılarım ben. Aa, tamam kese, tamam. Sen şimdi oradan ayrılma. Biz de geliyoruz. Adamın oyuncaklarıyla oynama, tamam mı? Uyanmasın. Hemen geliyoruz. Yürü. Ne oldu abi? Pamir çözdü işi. Pamir çözdü. Pamir çözecek. Aferin Pamir. Bravo Pamir. Bundan sonra bütün masa işlerini sana vereceğim Pamir. Sen çözeceksin. İstanbul'dan sonra Ankara zor olmadı mı? Yok. Babamın yokluğundan sonra orası burası fark etmedi. Gerçi babaannem olmasaydı daha zor olurdu tabii. Başka babaannelere benzemiyor Mahsiye teyze. Ankara'ya haksızlık yapıyorlar ama. Güzel şehirdir. Bilmem, sıkıcı diyorlar. İnsanlarından olmasın? Tabii canım, burada da 7-24 göbek atıyorduk zaten. Eski sevgilin falan mı? Sürekli telefonu birilerinin suratına kapatıyorsun. Yok. Sadece konuşmak istemiyorum. Alo. Türkan. Beni bir daha arama. Kapatma. Mete yanında mı Türkan? Türkan acil. Acil Mete ile konuşmam lazım. Beni iyi dinle Mete. Beni bulmak üzereler. Cesedim bir işlerine yaramaz. Canlı isteyeceklerdir. Seni ele vermem, merak etme. Sen ne olursa olsun benim dostumsun. Ya sen hal... Ne yaptığını sanıyorsun sen, ha? Her şey evimde, her şey. Evimi bulurlarsa her şey ortaya çıkar. Seninle ilgili, senin bile bilmediğin şeyler orada. Kendimle ilgili, bütün araştırmalarım, bütün operasyonlarımız, hamlelerimiz... Her şeyi öğrenirlerse neler olacağını biliyorsun. En güzel intikamı kötüler alır. Bedelini yalnız biz değil, bütün sevdiklerimiz öder. Kitaplıkta bir kitabın içinde bir flash bellek var Mete. Oliver Twist'in içinde. Ben şimdi gidiyorum. Başarabilirsem bir şey bulmalarını engelleyeceğim. Başaramazsam seni halletmen gerekiyor. Dur dur, bekle beni. Bekleyemem. Zaman kaybetmeyelim. Bana bir şey olursa tek başınasın. Ben her zaman senin yanında olmaya çalıştım. Unutma. Bana bir şey olursa benim intikamım da senin üstünde. Kendine dikkat etme de. Adresin mesaj atacağım. Sen vicdanı tanıyor musun? Türkan, benim gitmem gerekiyor. Nereye gidiyorsun şimdi? Ne oluyor? Tamam, seni eve bırakayım. Ya Mete, ama bunu yapma bak. Tam sana ikna olmuşken bana bunu yapma lütfen. Özür dilerim, tamam anlatacağım. Ya, her şeyi anlatacağım. Niye özür diliyorsun lütfen sürekli? Bitmiyor ya. Bitmiyor. Lan bizim maskeli de okur yazar ha. Oliver Twist. Twist.
kalın. Avala şükele, var var konan. Olur. Mete nereye geliyor? Vicdanının sesini dinliyor. Mete nereye geliyor dedim. Bana yardıma geliyor. Niye sana yardım etsin? Kimsin sen? Nereden tanıyorsun Mete'yi? Ben herkesi tanıyorum Türkan. Ben unutmuyorum, hatırlıyorum, hatırlatıyorum. Düşündüm de benim adım hafızada olabilirmiş. Bana bak. Eğer Mete'ye bir şey olursa yemin ediyorum peşini bırakmam. Ölene kadar bırakmam. Kapatma. Kapatma. Abi onca düzeneyi niye yaptı bu herif ya? Karşımıza çıksa ya. Çıkamıyor demek ki. Neyse sen ara şu keseyi fincanları devirmesin. Gözünü dört açsın. Amir. Sessiz konuşan. Bana bak şimdi adam içeri girince biz de peşinden giriyoruz. O zamana kadar tutarsın değil mi herifi? Hata olmasın. Tamam tamam ben hataları düzelttim kafanı yorma. Bıraktım öyle kalsın bizim gibi.